Sevgili gençler, DGS 2023 çalışmamıza hoş geldiniz. Matematik çalışıyoruz arkadaşlar ve çıkacak soruların çok benzerlerini çözüyoruz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, neşeyle, enerjiyle dersimize başlıyoruz. Sorumuza başlamadan önce videomuzu beğenip arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet, bakalım bize neler söylemiş. A bir gerçel sayı olmak üzere demiş. Bakın arkadaşlar, rasyonel görüntüde bir eşitlik içeren bir denklem vermiş bize. Bu eşitliği demiş sağlayan demiş A değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar, şimdi ifademize baktığımız zaman burada arkadaşlar iki kare farkı var. Onu bir hatırlatalım arkadaşlar. Mutlaka sınavınıza gelecektir. X kare eksi y kare ifadesi arkadaşlar. Düşündüğümüz zaman x'in karesi eksi y'nin karesi. Yani iki kare farkıdır. Böyle bir ifade geldiği zaman arkadaşlar biz oradaki x ve y'yi bir toplayacağız, bir de çıkartacağız arkadaşlar. Bu şekilde yazdığımız zaman onun açılımını yazmış oluruz ve soruyu daha kolay çözeriz. Şimdi buradaki ifade nasıl arkadaşlar? Hemen gösterelim. 16 eksi a ifadesi yazılmış. Ama bunu arkadaşlar şöyle düşünmemizi istiyor kendisi. 16 dediğimiz ifade 4'ün karesi. Bu a aslında güzel ama o şöyle düşünmemizi istemiş. Kök a'nın karesi gibi düşünmemizi istiyor arkadaşlar. O zaman baktığımız zaman buradaki 4 ve kök a ifadesini bir toplayıp evet bu şekilde bir de çıkartarak yazabiliriz. Böyle yazdığımızda arkadaşlar soruyu daha kolay görebileceğiz. Şimdi bakın şuradaki ifadeyi kaldırıyoruz. 16 eksi a ifadesinin yerine 4 artı kök a çarpı 4 eksi kök a ifadesini yazdık. Şimdi arkadaşlar bunun hemen yanında baktığınız zaman ne var? 4 eksi kök a ifadesi var. Aşağıya baktığımız zaman da arkadaşlar 4 artı kök a görmekteyiz. Eşittir 1 demiş. Şimdi burada arkadaşlar yukarıya ve aşağıya baktığımız zaman aynı şeyler olduğunu görüyoruz. Şununla arkadaşlar şurası kaybolacaktır. Burada baktığımızda da iki tane aynı ifade varsa biz onu şöyle yazabiliriz. 4 eksi kök a'nın karesi. Evet, bu ifade 1'miş. O zaman arkadaşlar neyin karesi 1 yapar diye düşünürseniz arkadaşlar ya 1'in karesi ya da eksi 1'in karesi. O zaman 4 eksi kök a ifadesi ya 1 olmalıymış arkadaşlar ya da 4 eksi kök a ifadesi eksi 1 olmalıymış. Bu iki ifadeyi çözmeye çalışacağız. O zaman bunu karşıya atarsam artı kök a olur. Şuradaki 1'i sol tarafa atarsak 4 eksi 1 3 olacaktır. Tabi burada biz kök a'dan a'ya geçmemiz gerektiği için şöyle karesini alacağız. Buranın da karesini alacağız. O zaman kökten kurtulur a olur. Burası da 3'ün karesi 9 olur. Demek ki bu ifadeyi sağlayan a değerlerinden bir tanesi 9'muş. Şimdi diğerini bulalım. Bu ifademizi karşıya gönderdiğimizde artı kök a olur. Eksi 1'i sola atarsak artı 1 diye geçer. 4 artı 1 5 olur. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde kare alalım. Kökten kurtarmaya çalışalım. O zaman burada kök a'nın karesi a olacaktır. 5'in karesi de 25'tir. Diğer sağlayan a değeri de 25'miş. Bu değerlerin bize toplamını sorduğu için 9 artı 25 cevabımız 34 olacaktır. Evet sevgili gençler, ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. B ve C doğal sayıları için demiş. B eksi C bölü B eşittir 0,36 eşitliği veriliyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şu ifademizi bir yazalım. B eksi C bölü B ifadesini işte burada bize ondalıklı sayı vermiş. Biz bunu ne yapacağız? Kesir haline getireceğiz. Yani nasıl yazacağız arkadaşlar? 36 bölü 100 şeklinde yazacağız. Şimdi arkadaşlar burada hemen B ve C'yi söyleyebiliriz ama arkadaşlar bize en küçük değerini dediği için arkadaşlar burada önce bir sadeleştirme yapacağız. Yani 36 ve 100'ü direkt kullanmıyoruz. Bunlar kaça bölünür diye düşüneceğiz arkadaşlar. Şöyle bir düşünün. Bunlar arkadaşlar 4'e bölünürler. 4'e böldüğümüzde 36'yı 9 olacaktır. 100 sayısını 4'e böldüğümüzde de 25 olacaktır. Daha fazla da sadeleşmez arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar şu aşağıdaki B dediğimiz ifadeyi 25 alabiliriz. Evet, alttaki B'yi 25 olarak düşündük. Yukarıdaki ifademizde arkadaşlar B eksi C ifadesinde 9 olarak düşünelim. O zaman arkadaşlar şu ifadeyi de 25 biliyorsak 25'ten ne çıkarsak 9 kalır. Şöyle bir düşünün. 16 arkadaşlar. Demek ki C'yi de 16 diye düşünebilirmişiz. Bize neyi sormuştu kendisi? B artı C'yi sormuştu. O zaman bu iki ifadeyi toplayalım. 25 artı 16 ifadesi arkadaşlar en küçük 41 olurmuş. Sevgili gençler, sınavınıza çıkacak kaliteli sorular çözmeye devam ediyoruz. Evet, bakalım yeni sorumuz arkadaşlar bize neler söylemiş. X, Y, Z pozitif gerçel sayılar için demiş. 3x eksi 4y eksi 4z eşittir 0
ve 3xy artı 3x eşittir 100 eşitlikleri sağlanmaktadır diyor. Buna göre arkadaşlar x artı y artı z toplamı kaçtır diye bize sormuş. Buradaki eşitliklerden faydalanalım arkadaşlar. İlk önce birincisine baktığımız zaman şunların ikisini karşıya atalım. 3x ifadesi 4y artı 4z olacaktır. Burada parantezi de alabiliriz. 3x ifadesi arkadaşlar 4 parantezine aldığımız zaman y artı z. Bu ifadeden faydalanmaya çalışacağız. Şimdi ikinci eşitliğimize baktığımız zaman arkadaşlar orada da aynı şeyleri görmekteyiz. Aynı ifadeler varsa arkadaşlar paranteze alınır. Yine 3x ifadesinin parantezine alırsak orada da parantezin içerisine arkadaşlar şu katsayı olan y ve z'yi yazacağız. Yani y artı z ifadesi gelecektir. Bu ifademiz 100'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada? İki denklemi birleştirmeye çalışacağız. Şurada 3x'in karşılığı dediğimiz bu ifadeyi arkadaşlar aşağıda yerine koyacağız. Şurayı yerine koyuyoruz. Orada yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar 4y artı z çarpı, bakın bir de bunu yerine yazdığımız zaman y artı z, bu ifademizin sonucu 100'e eşitmiş. O zaman arkadaşlar burada her iki tarafı da 4'e böldüğünüz zaman bakın şunlar sadeleşecektir. Y artı z, y artı z. O zaman arkadaşlar burası y artı z'nin karesidir. Eşittir. 100 bölü 4 de 25 olacaktır. Burada arkadaşlar karekök aldığımız zaman ya da neyin karesi 25'tir diye düşünürsek arkadaşlar y artı z'yi 5 olarak söyleyebiliriz. Aslında arkadaşlar eksi 5'in karesi de 25'tir ama x, y, z pozitif sayılar oldukları için arkadaşlar biz burada y artı z'yi 5 olarak düşünüyoruz. Evet, y artı z'yi 5 diye bulduysak arkadaşlar bir de x'i bulmaya çalışalım. O zaman yukarıdaki denklemimizden faydalanırsak bakın burada 3x ifadesi neye eşitti? 4 çarpı y artı z. Y artı z de burada bakın 5'ti. O zaman burayı çarptığınız zaman 3x ifadesi 4 kere 5 20 olacaktır. Sonra iki tarafı da 3'e böldüğünüz zaman şunlar sadeleşirler. X ifadesi de 20 bölü 3'müş. Şimdi arkadaşlar cevabımızı yazmaya çalışalım. Kendisi ne demişti bize? X ve y z ifadesinin toplamını sormuştu. X dediğimiz ifade arkadaşlar 20 bölü 3 artı y ve z'yi tek tek bulmamıza gerek yokmuş. Birlikte düşündüğümüz zaman onları da o ifade de 5'miş. Bu toplamı yaptığımız zaman arkadaşlar ne yapılırdı hızlı yapmak istersek? Bunlar çarpılırdı. 3 kere 5 15. 15 de yukarıyı toplarsak 35 bölü 3. Sevgili gençler geldik dördüncü örneğimize. Bakalım bize neler söylemiş. B ve C birer tam sayı olmak üzere demiş arkadaşlar. B çarpı C küçüktür B'den. B de küçüktür sıfırdan demiş arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Sıfır da küçüktür C eksi B'den. C eksi B de küçüktür 4'ten. Eşitsizlikleri veriliyor demiş. Buna göre arkadaşlar B artı C toplamı kaçtır diye bize sormuş. Böyle sorularda arkadaşlar genel çözüm üretmeye çalışmayın. Ve arkadaşlar deneme yanılma yapmaya çalışın. Bakın burada tam sayılar seçip oradan uygun sayıları bulacağız. Şimdi ne demiş burada arkadaşlar mesela? B sıfırdan küçük demiş. O zaman arkadaşlar mesela eksi 1 alalım. Eğer uymazsa değiştiririz. Eksi 1 aldıktan sonra arkadaşlar bu eksi 1'i buraya koyalım. Şimdi tabii arkadaşlar bu B çarpı C de eksi 1'den küçük gelecekse mesela 2 alalım. Böyle aldığımızda uygun olur arkadaşlar. Deneyelim bakalım şu anda sayılarımız uygun mu? İşte eksi 1 ile 2'yi çarptığınız zaman eksi 2 küçüktür. Eksi 1'den. O da küçüktür sıfırdan. Bakın buralar sağlanıyor arkadaşlar. Evet bir de diğer tarafı düşünelim. Bakalım buralarda uygun mu? C yerine 2 koyacağız. Arada çıkartma işaretimiz var. Bir de burada B dediğimiz ifade eksi 1'di. Orada dikkat edin arkadaşlar. Hem B'nin kendisinde eksi var hem de çıkartma işareti var. O zaman burası arkadaşlar 2 artı 1'e dönüşür. Şuradaki eksileri çarptığınız zaman artı yapacaktır. 2 artı 1 3. Sonra da arkadaşlar bakın burada 4 var. Şimdi kontrol ettiğimizde arkadaşlar bu sıralama doğru bir sıralama. Demek ki arkadaşlar biz B yerine eksi 1, C yerine 2 kullanabiliriz. B artı C ifadesini sormuş bize. O zaman arkadaşlar eksi 1 ve 2'yi topladığınız zaman B artı C ifadesi 1'e eşitmiş. Sevgili gençler güzel bir küme sorusuyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere demiş arkadaşlar. D kümesinin elemanları 3, 4 ve X'ten oluşuyormuş. E kümesinin elemanları da 5, 9 ve Y'den oluşmaktaymış arkadaşlar. D fark E. Fark kümesinin eleman sayısı 1'dir diyor arkadaşlar. Bir taraftan da X eksi Y ifadesi 6'ya eşitmiş. Olduğuna göre diyor X çarpı Y kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda güzellik şurada saklı bakın. D fark E. Bu kümeden bahsettiğimiz zaman arkadaşlar bakın mesela şurası D olsun şurası E olsun. O bahsettiği D'nin E'den farkı arkadaşlar şurasıdır.
Orada bir tane eleman olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. O zaman biz de işaretleyelim. Bakın şurada bir tane eleman varsa burada o zaman iki tane eleman olmak zorundadır. Bakın D kümemizde üç tane toplamda eleman var. Bir tanesi bu kısımdaymış. D fark E'deymiş. O zaman burada iki eleman varsa arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. Kesişimde yani ortak elemanların sayısı 2'ymiş. Ortak eleman sayısı 2 ise arkadaşlar biraz düşünelim. Mesela burada baktığımız zaman kimler ortak olsun? Bir deneme yanılma yapalım mesela arkadaşlar. 3 ve 4 diyelim arkadaşlar. 3 ve 4 ortak olursa desek baksak 3 ve 4 ortak olamaz arkadaşlar. Çünkü aşağıda ne 3 var ne 4 var. İkisi aynı anda olmadığı için tam söyleyemeyiz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela 3 ve 5 ortak olsun arkadaşlar. 5'i buraya yazalım. 3'ü de şuraya yazalım. Bakın her ikisinde de 3 ve 5 gözükmekte. Şöyle düşündüğümüz zaman arkadaşlar o zaman şurayı sağlıyor mu diye bakmalıyız tabii. X eksi y ifadesi bu sefer ne olur arkadaşlar? 5 eksi 3, 2. Burayla uyumlu olmaz. Demek ki daha farklı düşünmemiz lazım. Oradaki hemen x ve y yerine 5 ve 3 düşünmüştük. Değiştirelim. Başka elemanları düşünelim arkadaşlar. Mesela 3 ve 9 ortak olsun. O zaman 3 ve 9 ortak olacaksa arkadaşlar şuraya 9'u koymalıyız. Buraya 3'ü koymalıyız. Bakın arkadaşlar ikisinde de ortak elemanlarımız düşündüğümüz zaman 3 ve 9 burayla uyumlu. Dolayısıyla arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz. Burada 9 eksi 3'e de bakalım. Uyumlu mu acaba? Şuradaki ifadeyle uyumuna bakıyoruz arkadaşlar. Evet. X yerine 9, Y yerine de 3 aldığımız zaman farkı da 6'yı veriyor. Demek ki arkadaşlar X 9 olarak Y de 3 olarak düşünülebilirmiş. O zaman bunların çarpımı X çarpı Y ifadesi 27'ye eşittir. Sevgili gençler 3. çalışmamızı da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şu ana kadar 15 tane sorunun tıpkısının aynısını incelemiş olduk. Bunları arkadaşlar güzelce tekrar edin. Sınavımızda bunların çok benzerleri gelecektir. Evet sizlere güveniyorum arkadaşlar. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.